Şimdi futbolun mucizesine kapılma zamanı. Dolabını Coca-Cola ile doldur ve zafere inan. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'dayız. Şimdi çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımdan rica edeceğim. Varsa önemli bir şey. Real Madrid bir paylaşım yapmış. Karim Benzema ile ilgili olarak ki bu arada Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de yoluna devam edeceği, en azından 6 ay boyunca Real Madrid'de yoluna devam edeceği yönünde haberler gelmeye başladı. Dünya Kupası'ndan sonra her şey netleşecekti diyorlar. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun Fransa'yı desteklediği belirtiliyor. Hatta bir açıklamasında, özel sohbetinde kendisiyle röportaj yapan o beyefendiye tabii ki Messi'nin kazanmasını istemem, benim yük rakibim o demiş. Karim Benzema ile ilgili böyle bir paylaşım yaptı. Fransa ile arasında, kendi ülkesiyle arasında bir sıkıntı yaşadığı için Benzema'nın eş zamanlı olarak maçtan sonra Karim Benzema'yı paylaştı. Sakatlığı geçti, sakatlığım geçti, Döşan beni takıma almadı şeklinde bir açıklaması var. Ve milli takımdan sonra çok sansasyon yaratacak konuşmalarım olacak demiş. Zidane da tavrını koydu. Hocam Zidane da gitmedi Katar'a. Benzema Cumhurbaşkanı Macron çağırmasına rağmen gitmedi. Hani bu... Benzema tavırlı. Çok tavırlı. Çok tavırlı. Niçin? İki gün önce de bir paylaşım yapıp umurumda değil dedi. Tekrar şöyle. Yani Döşan'dan dolayı... Benzema gibi bir adamı sağlıklıysa, Deşamp hangi akla hizmet milli takımı almaz? Ben yedek oynamam falan demiş galiba, değil mi? Ondan... Niye almasın? Sen Milik'le beni dünya şampiyonu yapacaksın. Belki de bugün Benzema olsa çıktı, farklı olurdu. Giroud çıktı bir de yani, düşün. Giroud çıktı böyle 40. dakika. Tabii sakatlandı çıktı zaten, belki sakat. Belki falan filan değil. Şu anda Benzema dünyanın şu anda en iyi santraforu. %100. Evet. Yani anladın mı? Öyle bir silah olsa belki de bu final maçına büyük etki edecekti yani. Niye almadı onu ben de bilmiyorum. Bakalım. Benzema gibi nerede santraforu? Demiş ki Abdülkerim abi, sakatlığıma Katar'da, sakatlığımın geçmesi için tedavime Katar'da devam edelim. Ondan sonra milli takıma zaten katılacağım demiş. Döşan istememiş. Çok garip. Çok garip. Bana çok garip. Tamam. Bir şey söyleyemem, evet, bu konuda bilgim yok. O zaman peki. Evet. Hayal kırıklığına geçelim mi? Dünyanın yıldızı mı? Hangisine? 12 numaradan başlayalım. 12 numara gelsin hızlı hızlı. Rejiden rica edeceğim. Abdülkerim abi, Rasim, Sinan abi, Ahmet hocam. Dünya Kupası yıldızları. Messi mi? Mbappe mi? Onahi mi? Yoksa Modric mi? Messi. Messi diyor Ahmet Messi hocam. Şampiyon oldu. 2 gol attı. Şampiyon yaptı. 5. Tabii ki yani şampiyon olmuş artık yani. Messi ama Mbappe de gol kralı oldu. Gol ve kralı. Müthiş performanslar sergiledi. Finalde hat-trick yani yapan bizden, nadir oyuncular böyle. Bak biz bu Messi Ronaldo'yla 15-20 yıldızımızı değil mi futbol adına çok sevkli geçirdik. Bundan, Mbappe. Bundan sonra da Mbappe'ler, Haaland'lar. Gerçi o milli takımda olmayabilir çünkü Norveç milli takımı onunki. Neymar'ı, Neymar'ın coğrafya insanın kaderidir. Evet, bu tip abi, bu tip oyuncular hep olacak. Ya bak bugünkü mesela Coman. Coman da çok değişik bir oyuncu. Evet. Bayern Münih'te falan. Şey yapa. Yani yıldızlar tükenmez. Richarlison yıldız mı Abdülkerim abi? Çok iyi oyuncu ama bir yıldız falan değil. Yani iyi. Çok iyi bir, çok iyi oyuncu Richarlison ama. Oyuncu, oyunu yıldız başka bir şey ya abi. Yıldız başka bir şey yani. Yıldız bambaşka bir şey. Ama Sarı Metin yıldız yani mıydı? Bunlar Sarı gidecek, yerine yenileri gelecek. Sarı Metin yıldız mıydı? Çok iyi oyuncuydu. Metin Tekin. Yıldız olmaz. Peki yıldız yıldızıydı ya. Ya adam Sarı, bir kere aynı. Sarı fırtına. Selam ne kadar Metin Tekin seviyor abi. Abi Kroyf başka bir şey. Abi bu arada Sergen abinin, Sergen hocanın hepinize selamı var. Başlangıçtan selam olmak üzere. Sergen yeterek olarak isim söyledi. Ben Sergen'i özledim. Vallahi özledim. İsim söyledi. Sağının kenarında böyle ellerini açmasını bile özledim. Eleştiriyorduk şimdi adamı. Şey çok hakeme böyle yapıyordu. Onu bile özledim. Bu listeye, bu listeye Unai ile o Modric girmez. Hı-hı. Girmez. Messi ve Mbappe. Kim? Messi Mbappe olur. Bana göre de bu turnuvanın yıldızı Mbappe. Attığı gollere bakarsan, oynadığı oyuna bakarsan. Çok direk. Üç tane alıyor, gidiyor, alıyor, gidiyor. Ya, yani Mbappe müthiş işler yaptı. Yani bireysel olarak evet. Tamam Messi zindelik, takımı şampiyon oldu ayrı bir şey ama bu abi yani ne goller atıyor, nasıl gidiyor, tutamıyorsun. Hele bir tane iki kişinin arasından böyle bir girdi son dakikada falan, dokunamadılar da penaltı yapacaklar. Aa. Yani büyük ya oyuncu abi, yani. Büyük oyuncu. Ya şimdi Mbappe zaten büyük oyuncu. Yanlış, şöyle bir fark var. Yani Mbappe çok iyi bir takımın, çok iyi oyuncuların içindeki en büyük yıldız.
Messi bana göre sıradan oyuncular arasında yani. Bu başarı onun için bence çok önemli. Vallahi sen Messi ve arkadaşları. Evet abi. Şimdi mesela Fransa'ya şunu diyemezsin Sinan abi. Mbappé ve arkadaşları diyemezsin. Dinle. Evet. Hayır. Mbappé'nin sivriliyor orada tamam. Bakın Mbappé ne yaptı? 8 tane golü ve attırdıklarına bir bakın gözünüz önüne. Aynen öyle. Hiç tartışılmaz. Rasim sence? Bana göre Dünya Kupası'nın yıldızı daha iyi oynayan Mbappé. Ama netice vardır abi, netice. Messi diyorsun. Onu biliyoruz zaten abi. Şampiyonlar Mbappé'de ayrı. Dünya Kupası Messi. Oynadığı performansa, oyuna bakmak lazım. Sen abi biri 24, biri 35. Hızlı girecek. Messi'nin bu maçta mesela, bu maçta ve yarı finalde bazen attığı ara paslar var biliyor musun? Evet, evet. O pas atılmaz. Ama bugün biz attığı bir tane. Biz alıştık ya. Hani normal Messi ise normal. Halbuki normal işler değil onlar. Değil. Adam anormal işler yapıyor ya. Değil. Messi yaptığı için önemsemiyoruz. Başka bir oyuncu attı ona. Bu ara bak, başka bir oyuncu atsa... Benim Messi atıyor ya, atar o falan. Evet. Fizik olarak falan baktın mı? Nasıl düşüş kaydetmiş Messi? Abi ikili mücadelelerde falan yani bakıyorsun. Ronaldo da öyle. Mesela Komano'nun kaptığı top tabii. Genç ondan, daha kuvvetli. Sinancığım, yani Cahil Sıtkı Terancı ne demiş? Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasında ömrün. Aradan eskiden böyle yılan gibi giderdi, yetiştiremezlerdi. Çok kuvvetli. Ama Sinan abi Maradona'da 35'te ölüydü ya. Yine 35 adam ya. Baba 35. Evet. 35. Şimdi geçeceğiz diğerlerine de. Ama bu arada sevgili eski benim programından var odasından Oğuz abi de bizi izliyor. Oğuz Altay. Hepinize çok selam var Oğuz Altay'a. Çok selamlar Oğuz sevgiler. Oğuz kardeşim. Oğuz abi de Messi ve Mbappe diyor ama Mbappe diyor. O da Mbappe diyor. Sinan abi gibi düşünüyorum diyor. Mbappe diyor o da. Burada hangisi? Oğuz abi de çok güzel yayınlar yapıyor YouTube'da. Onu da belirteyim. Çok güzel yayınları var. Tabii çok güzel yayınları var. Onun da altını çizerek söylüyorum. Bir görüntü gelecek ekrana. Bu arada eski ekibimden sevgili Bışar'ın da YouTube'da çok güzel Sözde Futbol diye bir program var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bravo. Şimdi bir görelim mi? Bu YouTube programları çok iyi oluyor. Çok. Bizim Beyaz Futbol lider zaten. Çok başka gidiyor. Beyaz Futbol Mbappe. Beyaz Futbol Messi. Ama bir dakika Messi siz Beyaz Futbol yok. Maradona mı hocam Messi mi? Bir dakika biz gidici miyiz yani? Messi bak 4 sene bırakmıyor sonra. Oğlum bak bırakmıyor. 4 sene iyi be. 4 sene dayanalım değil. Hadi gel. Daha ne yapayım ya? Hayal kırıklığı daha ne yapayım? 4 senelik program hayal demiyorum. Kırıklığı. 14 sene diyorum hayal ya. Hayal kırıklığı ne? Bir girelim mi bak çok enteresan hocam bir şey Erman var. Toroğlu ben Lionel Messi'yi Şampiyonlar Ligi ilk maçını anlatan maç spikeri ben oldum hocam. Sinan abi yanımdaydı. Bu ne? Bak Celal abi de Sinan abi. Chelsea Barcelona maçıydı. Celal Koltuğ'da doğum gününü kutlasana. Celal abicim, hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın Celalettin Kolot. Her halt işlediğinde sen yanıtlıymış. Ama bak, hep Celal abicim söylüyorum. 2000 ben uyuz oldum bu işte. Celal Kolot'la maçı, abi bir dakika. 2006 mıydı? Her şeyinde var. İşte onu diyorum ben. Celal Kolot. Ne yapsın? Celal Kolot'la maçına gittim. Nişanlının önce de vardım. Hayır. Celal Kolot'la o zaman Ertom daha emekçi, şimdi zengin. Estağfurullah. Ya o zaman normal. Sinan abi var ya Londra'da beni bir ağırladı. O zaman Gülşen kardeşimle beraber. O zaman beraber bu yolları yürüdüler. Şimdi dev oldular. Sinan abi Londra'da Gülşen yoktu. İstanbul'da evlendi. Londra'da Gülşen. Gülşen şimdi evde dövecek. Dövmez he o Sinan abi. Londra'da neler yaptınız Ertem Allah. Celal Kolot'un da doğum gününü kutluyorum. Celal abim doğum gününü kutluyorum. Celalettin Kolot. Çok seviyorum Celal abi. Kaç yaşında oldu acaba? 42. 42. Aa, 62 yaşında mı oldu Celal? 62 abi. Hiç göstermiyor ya. Celal 62 mi 63? Celal abi hiç göstermiyor. 62 61'li olması lazım Celal hocam. Kaç oluyor 61? 62 oluyor. Bak 62. Sinan abi bir gün Jose Mourinho'nun bir kitabını okuyorum. Bak Rasim dinle. Celal abi bak dinle. Celal abi Yıldırım Demirören yönetiminde. Yıldırım hocam, Yıldırım abinin yönetiminde. Yıldırım başkanın yönetiminde. Sinan abiler falan var. Sinan abiye dedim ki Sinan abi ne yapayım dedim. Dedi ki ara dedi Celal abini ara dedi söyle dedi. Beşiktaş teknik direktör arıyor tamam mı? Sinan abi dedi ki ben ilgilenmiyorum evlat dedi. Sen dedi bir ara şey yaparsın konuş dedi. 61 Celal abi doğumluymuş dedi. Hocam. 61 doğumlu. Yani 61 yaşında. 61 yaşında. Trabzon olmuş Celal abi. Trabzon olmuş. Trabzon olmuş. Akçabat. Hadi bakalım. Celal abi bir de kulüplerle arası çok iyi olan bir adamdı. Yani vizyon olarak. Yumuşak tatlı bak, adam. Çok kibar adam. Abramovic'le bak ne oldu biliyor musun? Jose Mourinho'nun kitabını okudum. Abramovic de arkadaştı. Evet evet kitabını okudum. Çıran Otel'de beraberler toplantı yaptı. Jose Mourinho'nun kitabını okudum. Abramovic kitapta arkadaşı. André Villas-Boas'tan bahsediyor. 27-28 yaşında diyor. Çok iyi bir teknik direktör kazanıyor dünya diyor. Mourinho anlatıyor.
Patrick Barclay falan bu İngiliz yazar. Doğru. Ben de o kitabı okuduktan sonra aradım. Dedim ki Celal abi dedim bir arar mısın, bir bakar mısınız dedim. Şu dedim teknik rektöre dedim André Villas-Boas'a. Bir gönder bana o sayfaları dedi. 4-5 sayfa gönderdim. Sonra dedi ki oğlum dedi biz dedi bu adamı Türkiye'ye getirmeye kalkarsak dedi. sonumuzu dedi biliyorsun ama dedi ben dedi görüşeyim yine dedi. 28 yaşında. Sonra İngiliz bak Hürriyet'te bir haber çıktı. Celal Kolot André Villas-Boas'la görüştü diye. Adam bu kadar vizyonu geniş, her şeye açık. Vizyonel bir adam zaten çok şimdi. İyi paralar da verdi Beşiktaş o zaman. Çok. Yani inşallah Celal abi ve Celal abi gibiler de unutulmaz birileri tarafından. Onun da altını çizelim. Tabii ki. Onun da altını çizeyim. Sinan abi. Şimdi esas kim var? Jesus yoksa Portekiz'e mi gidiyor? Şunu verelim bir hadi bakalım. Chelsea Barcelona maçında İngiltere'de Sinan abiyle otururken Sinan abi dedi ki 2006 mı ne? 2005 mi 2006 mı ne? Oyuna giriyor Lionel Messi hocam. Evet. Sinan abi bana böyle yaptı. Bak bu çocuğa dikkat et. Sen de hiç hatırlamıyorsun, unutmuyorsun ha. Baba hatırlıyor musun? Olmaz, olmaz. O mavi koltuklar benim anlattığım yerde. Evet. Yemin ediyorum Sinan abi bana böyle yaptı hocam. Bak iyi izledi. Hatta korner bayrağının orada Ferreira'yla girdiği bir pozisyon vardı. Chelsea'li futbolcuda Mourinho dedi ki Messi için Barcelona'nın tiyatroları ünlüdür. Gaudi'nin eserlerini bilirsiniz. Bu dedi Gaudi'den daha da meşhur dedi. Evet, tiyatroda oynayacak bir dedi. Televizyon yaptığımız dedi. Yayında söyledi sen bunu. Bak Sinan abi bana dedi ki bu çocuğa dikkat et dünyanın en iyisi olacak dedi. Daha 20 yaşında. Mourinho acaba dünya kupasına gitmiş midir acaba? Mourinho gitmiş midir? Hiç görüntüsünü görmedim. Görmedim. Gitmiş midir acaba? Gitmemiş olabilir Sinan abi. Gitmedi. Ya Arjantin bu arada Messi bu arada ilk imzasını babası peçeteye atıyor. Evet. Peçeteye Barcelona'yla görüşürken. Neyse devam edelim. Şimdi geleceğiz Messi, en genç Türkiye, yıldız. Senin en genç yıldızı bir gelelim. Tarafı, hayır. Hiç hayal kırıklığına gelelim. 13'e. Hayal kırıklığı. Hızlı hızlı. 13 çok hızlı arkadaşlar. Hayal kırıklığı. Rasim'in sakalını kesmiş. Evet. Devam. Cristiano Ronaldo, Müller Almanya, Neymar Brezilya, De Bruyne Belçika. Ronaldo mu? Birleşiyor muyuz Neymar Ronaldo'da? Ya ayak kırıklı Neymar abi. Neymar diyor Sinan abi. Uzak ara Ronaldo. Ronaldo diyor Abdülkerim abi. Uzak ara Ronaldo ayak kırıklı. Bir kere kendi de ayak kırıklığı yaşadı. Yedek ya bayağı yedek kaldı işte. Yedek ya. Tartışmam bile. Bitmiş artık. Ronaldo. Ben De Bruyne diyorum. Hocam Ronaldo bitmiş okey deniyor. Öteki zirvede Neymar. Yürüdü gitti hocam turnuvada. Ama Neymar ne yapsın? Öteki Neymar bitmiş hocam. Yaptı, öne geçirdi. Öteki sonra bitmiş hocam. Ronaldo 37 yaşında. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Takımın lideri Neymar diyor oynamadı kazandıramadı. 37 yaşında hangi adam çıkmış dünya kupasına? Hocam Neymar yıldız diyorsun. Burada Ronaldo Messi çekişmesi bekliyorduk. Ronaldo kadro o bire giremedi. Yedek oyuncu kaldı bence de. Ronaldo bitmiş. Ronaldo ne bitmiş abi ya. Ne bitmiş abi ya. Oynayamaz. Bakın bundan sonra bakın Ronaldo'ya. Bakın bir görün performansı. Oraya giderken insanlar ne bekliyordu ya? Türkiye'ye gelsin bir sene abi. 5 gol atamaz, 10 gol atamaz diye oynadığı ligde bundan sonra fizik olarak bitmiş. Ama öteki mesleğinin zirvesinde Paris Saint Germain'in yıldızı. Tabii canım ya, yaşına müsait. Ve dev takımda. Yıldızlar topluluğunda. Sinan abiye katılıyorum. Zaten Yıldızlar topluluğu ya. Maç ben Neymar diyorum. Ben Neymar, De Bruyne de, De Bruyne de bana göre büyük ayak kırıklığı. Ya zaten hepsi. Müller ayağına top değmedi. Müller denen oyuncunun ayağına top değmedi. Bir de onun burnuna kadar kalkırttı. İndiği yerde gülüyor, ediyor, mesaj gönderiyor herkese. Ana kimse gidip bu sene Müller Almanya yolculuğu falan demedi. Almanlar utanç verici. Herkes de Messi gibi Ronaldo'dan son bir tango bekledi. Değil mi? Son bir şey bekledi. Last dance. Olmadı. Kulübede kaldı kardeşimiz. Hocam, devam. Hocamın eşeğine hayal fazla yük verirsen, hocamın eşeği en fazla 50 kiloyu kaldırıyorsa, 150 kiloluk buna yük koyayım dersen eşek patlar. Ronaldo'ya da fazla yük verildi, fazla şey beklendi. Sadece geçmiş mazisinden dolayı Ronaldo'ya. Büyük verildi. Yani fazla şey bekledi. Ay Ronaldo bitmiş okey deniyor. Doğru, fizik doğru, olarak koşamıyor. 14. Koş yoksa antrenör oynatmaz mı Ronaldo'yu ya? Sinan abi. 14 en genç yıldız. Zaman daralıyor. Hızlı hızlı gidelim. Evet, en genç yıldız. Fernandez, Emiliano Fernandez, Arjantin. Gonzalo Ramos, Portekiz. Jesus'un eseri biliyorsunuz Ramos. Onahi Fas, Enrique demişti ki muazzam bir 8 numara dedi. Ve Guardiol, Hırvatistanlı stoper. Ben Guardiol diyorum. Guardiol diyor Ahmet Hoca. Çok iyi stoperdi hakikaten. Çok beğendim Guardiol. Stoper olarak. Beni alır mısın ekranda? Bu dördü içinde ben de Guardiol diyorum ya. Dördünün içinde. Guardiol diyor. Fernandez seçildi. Ben Ramos diyorum Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos diyor. Fenerbahçeli taraftarların da. İstiyorlar mı?
şeyinde hemen ne derler göz hapsinde. Hemen alsınlar. Jesus çıkartmış onu. Tabii. Hemen alsınlar. Jesus onu yarattı çok gibi oldu. Rasim sen ne diyorsun? Alamazlar abi. Ben de Guardiola ama şimdi Fernandes seçildi genç yıldız olarak. Biliyorsun aldı. Abi şampiyon oldun mu takımın avantajı oluyorsun ya. Şampiyon oldun mu avantajı. Devam. Guardiola. Ben de ona gidiyorum burada faslı futbolcu. Abi çok dünya kupası en iyi defans. İspanya başarısız oldu ama harika genç Gavi diye bir oyuncusu var. Gavi, Pedri diye bir genç oyuncular var 18 yaşında. Müthiş oyuncular. Ama takım başarısız olunca güme gidiyorsun. En büyük kötüsü demeyelim de en büyük hayal kırıklığı Ronaldo. Hayda. En büyük hayal kırıklığı. Nerede var hocam? En büyük hayal kırıklığı. Turnanın en hayal kırıklığı Ronaldo. Dünya Kupası en iyi defans. Upamecano. Kahve ismi gibi değil mi hocam? Upamecano. Ya, bu nasıl isim? Bir tane çok Upamecano. Bayern Münihli futbolcu biliyorsunuz. Guardiola. Roman Saiz, Fas, Beşiktaş. Romero, Arjantin. Guardiola, Hırvatistan. Ben Saiz diyorum. Ben Upamecano ile şey arasında kaldım. Romero. Guardiola. Ama ben defansif olarak Upamecano daha iyi defans oyuncusu. Romero nerede oynuyor normalde? Guardiola'nın sol evet. Guardiola'nın sol ayağı iyi. Topu oyuna iyi sokuyor. Ama kesici olarak Upamecano çok Romero. İyi bir stoper. Sinan abi Romero nerede diyor. Romero? Arjantin milli takımında. Hayır. Normal takım nerede oynuyor? Aha. Vallahi bilmiyorum. Sevilla'da mı oynuyor? Yok. Tottenham'da. Çok Romero Tottenham'da. Tottenham. Romero mu diyorsunuz Sinan abi? Romero diyor Sinan abi Upamecano'yla. Guardiola arasında gitti geldi Abdülkerim abi. Defans oyuncusu olarak Upamecano daha. Upamecano diyor Bayern Münihli futbolcuya. Evet Bayern Münihli. Rasim sen ne diyorsun? Ben Saiz diyorum. Ben de Saiz diyorum. Siz ne dediniz? Guardiola dediniz. Geçtik hemen. Dünya Kupası en iyi orta saha. Beşiktaş'ta erken. Griezmann Fransa. McAllister Arjantin. Babası İskoçya'dan gelmiş. İskoçya'dan gelmişler. Adana. Baştan söylüyorum ben. Babası da aynı zamanda Boca Juniors'ta oynuyordu McAllister'ın. Sofyan Amrabat ve Brozovic. Sofyan Amrabat. %100 bence de. Katılıyorum. Hayır. Bugünkü maç hariç Griezmann. Bugünkü maç hariç Griezmann. Evet Griezmann'dan başka ya, bir şey yarattı. Fazla gurur duyuyor Göşan ya. Bugünkü maç bugün skandal ama bütün maçlarda çok iyi. Hocam ama bugün lazım bana ya. Abi böyle olunca biz sanki şey gibi oluyor. Tabii canım ya. Griezmann forvet arkası, santrafor arkası yeni görevinde müthiş oynadı. Doğru. Amrabat denen oyuncu ise defansın tam önündeki ön libero. Yani birisi defansif orta saha bütün takımın defans gücünü üstünde tutuyor adam. Orta sahayı bütün takımı ayakta tutuyor. Motor gibi bir ciğer. Müthiş oynadı Amrabat. Öbürü de kres oyuncu. Öndeki oyuncu yani. Şimdi önlü arkalı oynuyorlar diyorsun ondan. Evet. Yani ikisini nasıl karşılar? Yani yumurtayla 6-8 mi? Evet. Elma ile armut gibi oluyor. Anladın mı? 6-8 mi? Ama benim burada Griezmann'ın performansı sürpriz değil. O bir Griezmann. Tabii. Ama Amrabat'la ben yeni tanıştım. Amrabat'a bayıldım ya. 4 numara giyiyor. Evet abi, müthiş oynadı. Sinan abicim siz söylediniz mi? Söyledim. Ne dediniz? Ben Griezmann dedim. Griezmann dedi. Rasim'cim sen söyledin hayatım. Sofyan Amrabat. Sinan Amrabat dedim. Geçelim hemen. Dünya Kupası en iyi forvet. Mbappe Fransa, Alvarez Arjantin. Mbappe. Giroud Fransa, Lionel Messi Arjantin. Mbappe. Şimdi bu zor bir soru. Bir şey değil. Zor bir zor soru. Hayır yani mesela Messi forvet mi? Tabii. Dakika değişik. Hocam. Power forvet gibi. Forvet hocam. Yani hocam. Bu ben de Mbappe diyorum çünkü yeni gol attı. En iyi oyuncu kim anlamı? En iyi golcü en fazla gol atan adam. Mbappe. Tartışmasız. Ben de Mbappe diyorum. Ya Dünya Kupası finalinde hat-trick çok az bulunmamış her taraf. Kaç defa almış? Tabii. Kaçırdıkları? Tabii canım ya. Kaçırdık pozisyonları var ya. Son 120'de aldı, bir geçti, iki geçti. Bir çalım fazla attı. Açtı orada. Orada tam Maradona tarzı gol atıyordu ve bitirdi. 1966'da. Uzuyor olmuş ya. Olmuş böyle hat-trick hocam. Uzuyor. O da İngiltere. Şişim Sarı Metin gibi uzuyor. Babi Charlton mı Babi Robson mı? Bilmiyorum ya. Şişim Sarı gibi uzuyor. Ama 1966 ya Babi Robson ya Babi Charlton. Beraberdik biz ben buraya gelmedim. Datça'dan Saygın Kurt'a selamlar bizi izliyormuş. Saygın Kurt Mersinli. Datçalı Saygın Kurt'a çok selamlar. Çok teşekkür ederiz. Saygın Kurt. Organizatör Saygın. Kardeşim Saygın Kurt. Çok saygın bir kardeşim. Kendisini seviyoruz Saygın Kurt. Saygın Kurt büyük organizatör. Özkan Kurt'un kardeşi. Özkan Kurt'un kardeşi değil hocam. Saygın Kurt benim yıllardır kardeşim yıllardır. Datça'da. Başka ne yaptın? Bize neler yaptı Datça'da biliyorsun hocam. Hadi bitti evet. Mi? Yo bitmedi. Hani Dünya Kupası bitti mi? İngiltere Almanya'ya karşı kim? Hurst. İngiltere Almanya'ya karşı 1966 Hurst.
Dünya Kupası en iyi kaleciler. Loris Fransa. Ne top çıkardı bugün bir tane ya. Martinez Arjantin. Livakovic Hırvatistan. Bonofas. Bak Bono da iyi kaleci. Hangisini alırsın Beşiktaş'ta Sinan abi? Livakovic alırım ama Bono'yu da alırım. Param yetmezse Bono'yu alırım. Livakovic alırım. Ayrı ama param yetmezse Bono'yu alırım. Çok iyi kaleci. Bono da iyi o da bonus olarak gelsin diyorsun. Ama Livakovic bugün turnuvayı aldı. Sana şampiyon. Livakovic Hırvatistan. Martinez Arjantin. Loris Fransa. Hocam siz... Loris ile Livakovic arasında gidip geliyorum. Livakovic diyorum. Hocam ama Hırvatistan'a... Ben de Loris ile Bono arasında gidip geliyorum. Ben Faslı Bono'yu beğendim. Ben de Martinez diyorum müsaadenizle. Ben de bu kadar... Livakovic'i beğenmiyorsunuz. Ben de onlar penaltı Ertem, kurtarıyorlar. Martinez Ertem, maçı kurtarıyor. Dünya Kupası şampiyonu. Ben de bu kalecilerin hepsini... Bir dakika abi ya. Bir dakika yanlış söyledim ben ya. He. Dur be abi, Martinez'e şeyi karıştırdım ben ya, sarı. Bugün kaleci kazandan Martinez, dolayı Martinez, yedim. Martinez abi. Arjantin, helal be, ben de diyorum. Hayır ben de. Evet. Ulan kaleci kazandı. Bir dakika dur abi ya. Martinez. Abi, geç ya, büyütmüş kaleci ya. Martinez, mükemmel kaleci. Sen Fas'ın kalecisini Bono'yu beğenmedin mi ya? Bono da iyi kaleci, hayır hayır. Ben hayır, Martinez'i, ben bugün kaleci kazandan dolayı şey yazıyor okumuyorum. Bugün yeşil ya kaleci kaza. Rasim kızıyor. Niye orada Hayrettin annesi? Yok diyor değil mi? Hayrettin Demir. Kimin annesi? Yok, hepsinden iyi kaleciydi. Kimin Hayrettin annesi? Mi? Ertem. Hayrettin bunların hepsinden daha iyi kaleciydi. Hayrettin, Hayrettin. Nurdoğan. Hayrettin. Bak kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Ya, abi, senin yüzünden ertesi gün telefonumda 35 tane cevapsız ya, çağrı görüyorum. Numaralarını bilmiyorum. Bağlandım. Bak Hayrettin abi tamam. Hayrettin bağlandım. Abi. Bağlandım. Kabul etti. Hayrettin abim dedi. Hayrettin abi öyle diyor. Romario demişti abi. Ki. Bir gün Hayrettin abinin yerine. Hayrettin abi senin yerine Yusuf Şimşek'i aramıştım. Yusuf abi aradım. Dedim ki. Yusuf, Yusuf'cum dedim. Aslında iyi misin dedim. Flora'da mısın dedim. Flora'dayım abi dedi. Bunu biliyor musun Ahmet hocam? Star'da Ersin Düzen'le beraber, sevgili Ersin'le beraber aramıştım. Dedim ki Yusuf dedim, seni dedim Galatasaray'a alayım dedim. Evet dedi, olabilir, niye olmasın dedi, biliyor musun? Hayrettin Demir Baş. Annesiyle. Bak 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 bak. Cecilia değil mi? Cecilia mıydı? Dünyadaki kaleci. 93-94'te. Cecilia anne. Annesini de mi getirmiş maçı? Annesi. Cecilia, Cecilia. Abi Belgrad ormanlarında piknik yapardık. Anamız şu bu. Ne oluyor be? Böyle şey mi olur ya? Ana gelmiş, hanım gelmiş, çocuklar, yedi sülale. Böyle hocam sen bir yere giderken orduyla gidiyorsun ama 50 kişi birden arkadaşların, adamların. Abi ben maça gitmiyorum. E tamam. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun annesi de geldi hocam. Devam. Çok anneci biliyorsun. Hepsi anneci canım. O anne sen de mesela programı anneni getir, hanımı getir. Ben de öyle. Olur mu? Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Muhteşem böyle bir final programı yaparız. Ben abi, getirmem yine annemi kimseyi de getiririm. Ben getirmem kimseyi. Eşimi de getiririm. Sen? Getiririm. Nereye? Mesela burada final programı yapıyoruz. Final programı yani, derken? Ya, ertesi gün ayrılıyoruz. Abdülkerim abi zaten beraber gidip geliyorlar. Bir şey olmaz ki bunda. Ne var? Gidiyorlar hocam. Niye gitmesinler? Ben de gidip geliyorum eşimle. Nereye? İşe beni eşim bırakıyor bazen, alıyor hayır, götürüyor. Burada buraya. Bunda insan eşinden, eşiyle gidip gelmesinden... Ben Scaloni diyorum Arjantin. Rasim ne? Mesela hep her gün Nagihan bırakır, bak biraz sonra da gelip alır kapıda. Scaloni diyorum, bırak şimdi geyik yapmayalım. Dünya Kupası en iyi teknik direktörler, Döşen Fransa. Scaloni. Regragui, Fas, Dalic, Hırvatistan. Scaloni diyor Sinan abi, Hırvatistan, Arjantin. Olur benim, Regragui. Ben de aynı kanaatteyim. Abi şuna bakacaksın. 3 aylık teknik direktör. Şuna bakacaksın Ertem. Scaloni çok başarılı ama Messi olmadan Scaloni bir hiç. Hafif tipte enteresan değil bana mi? Göre, tabii. Regragui. Regragui bence de. Ben mesela Messi'nin takım üzerinde o Scaloni'den daha etkili olduğunu, ilk 11'e müdahale ettiğini anlatabiliyor muyum? Hatta Arjantin hocası zaten Messi. Evet, Scaloni'nin de onunla oturup Scaloni yardımcı antrenör. Messi'yle görüştüğünü düşünüyorum. Abdülkerim abi, Foot Mercato muydu? Bir tanesini de gördüm yayına girmeden önce. Görüntü var. Messi böyle yapıyor. Hadi diyor, değiştir diyor. Hatta Arjantin'in spiker anlamamış orada. Beni mi değiştir diye orada bir panik yapmışlar. Evet. Değiştir, penaltılara gidiyoruz diye şey istemiş. Neydi? Dybala'yı. Dybala'yı istemiş. Faslı antrenör, Faslı. Faslı diyorsun ben de. Hem beklenmedik bir başarı bir. Aynısı o zaman Döşem için de geçerli diyebilir miyiz? Kim? Döşem. Döşem hatta bu... en kötüsü. Benzema'yı almadı diye. Buraya iyilere niye o Döşempo koyduğunuz anlamadım. Bilmiyorum arkadaşlar koymuş. Yani, ama koyabilirsin de abi final oynamış ya, falan. Ben yine de evet, Döşem şu anda dünyanın en kariyerli adamı halinde. Taktiksel seyirci. Oyuncuyken şey. Dünya şampiyonu oldu. Hocayken dünya en şampiyonu oldu. En kötü teknik direktör Brezilya'nınki ya. Sinan abi en kötü teknik direktör. Santos, Martinez, Belçika, Flick. Santos ya, Portekiz'inkisi ya. Flick, Almanya. Portekiz'inkisi ya.
Elinde Cristiano Ronaldo var. Şey söyleyeyim Tite, sana. Filik, filik, Almanya, Almanya. Tite diyemem. Ben Sinan abiye katılıyorum. Filik, filik, Santos, sen kimsin hocam ya? Filik de bilmedi oralar ki hocam. Filik'te bir şey yok hocam. Santos hocam elindeki malzemeyi denemedi ben ya. Ben de Tite diyorum. Tite. Çiçeği diyor. Brezilya'yı mahvetti. Tite, Brezilya var ya bu kupanın tartışmasız en kaliteli oyuncularına sahip takımıydı. Anladın mı? Ben söylememe gerek yok. Açsınlar baksınlar tek tek oyuncu. Maça da gidiyoruz yazmış. Benim hanım hocam. Maça da gidiyoruz demiş. Canım benim ya. Başka ne var Ertem? Başka geliyor hocam, ne oldu? Ya aklıma bir şey geldi onun için. Ne geldi hocam? Yok söylemeyeyim şimdi. Lütfen söyle. Aklıma bir şey gelmedi, attım. Tamam gelelim, devam edelim. Devam edelim. Dünya Kupası sürprizleri. Almanya'nın elenmesi, Brezilya'nın elenmesi, Fas'ın yarı finale çıkması, İspanya'nın Fas'ı elenmesi. Fas'ın yarı finale çıkması bence büyük bir olaydır. Fas'ın yarı finale çıkması. Fas'ın yarı finale çıkması. Benim Brezilya'nın elenmesi. Bence bana göre bakalım diyeceksiniz. Fas'ın dördüncü olması mı, bizim üçüncü olmamız mı daha görkemli? Bence bizim üçüncü olmamız. Hayır. Bizim üçüncü olmamız. Biz ne zaman üçüncü olabiliriz ya? Bizim 2002'deki Peri'den daha başarılı. Doğru mu Kapı abi? Dünya Kupası'nda ilginç olaylar. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yenmesi mi ilginç olay? Hırvatistan'ın Brezilya'yı kupadan elemesi mi ilginç olay? İran Milli Marşı okumaması mı? Okunmaması mı? Suudi Arabistan'ın 2-1 yenmesi Arjantin. Ronaldo'nun 2 maçı eden başlıyor. Şampiyonun en kötü takım şampiyonu yeniyor. Sosyal Suudi olarak Arjantin yenilmesi sürpriz değil. O bir entrikaydı zaten. Bir... O kabazlıktı o. Malum işte. Bana göre en önemlisi Ronaldo'nun 2 maça yedek başlaması. Bence de Ronaldo'nun yedek başlaması. Bence de sportif olarak o, ama sosyal bağlamda İran'ın milli marşı okumama protestosu. Senden böyle bir cevap büyük bekliyordum olarak zaten. Çünkü evet, o büyük bir cesarettir. İran'daki totaliter rejime direnmektir. Adamlıktır, cesarettir. Bak hala takır takır adam idam ediyorlar. Kadın, adamın biri yakalayıp 23 günde idam etmiş. Bir tane bir kadıncağız. Ulan yargılama yok daha ortada. Yargılama olmadan idam ediyorlar. Bütün kadınlar, bütün hanımefendiler çok Mahsa kıymetlidir. Mahsa Amini protestoları. Dünyadaki bütün kadınlar. Çok yani büyük Ronaldo'nun işler. Ronaldo'nun iki kadınlar çok çıkması yani. Hayda. Hiç ummadım ben. Bure. Dünya Kupası'nda en çok konuşulanlar Abdülkerim abi. Messi Arjantin, Ivana Gnol Hırvatistan, Renard Suudi Arabistan hocam. Ronaldo Portekiz, Rasim. Tersten Ronaldo. Ronaldo. Tersten bence Ronaldo. Messi dünyayı herhalde bir iki Avrupa takımı dışında evet, başta evet, Fransa evet, dünyayı kilitledi kendisine. Aynen aynen. Messi. Bence Ivana Gnol. Ivana Gnol yoluna çıkmış. Bir kızımız. Hocam tabii şimdi süre uzun hocam, Messi'nin konuşulması tamam şampiyon ol ama o döneme kadar tersten Ronaldo'nun yedek kalması tersten, yani oynatılmaması en çok malzeme oldu. Karısı konuştu, yengesi konuştu, ayısı, dayısı konuştu falan. Ya medya olayı bakın yani, ondan. Farklı bir şey. Hadi. Ali'me çok selamlar buradan canım Ali. Çok sevgiler, selamlar. Kirli'ye mi? Kirli'ye evet, çok selamlar. Kirli Ali'ye çok selamlar. Buradan çok öpüyorum onu. Programımızla ilgili olarak şunu söyleyeceğim. Bazen akışımızda altyazı verebiliyoruz, bazen vermeyebiliyoruz. Bu verip vermemek benimle ilgili olan Ertem bir şey. Ertem ister verir, ister vermez. Veririz. Akışta bazen böyle değişiklik olur yapabiliyorum. Bunun altında çok şey aranmaması lazım. Bazı kulüp yöneticilerinden sorular geliyormuş. Niye yayınlamıyorsunuz falan diye. Yayın içerisinde konuşuyorsa. Haddini bilsinler. Zaten görün. Hayır, haddini bilsinler ne demek? Ben haddimi bileyim olur mu? Öyle şey, adamlar yönetici ya. Burak Kızılan çok sevdiğim değerli bir isim Fenerbahçe'de. Burak Kızılan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak diyor. Açılımı şu, Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu üstü kapalı bir anlaştılar. Kural kanun tanıyorum. Versinler artık hocam, anlaştılar, 5 yıldız takacağız. Taksınlar 5 yıldız hocam ya. Bu zamana kadar muallakta kalan bir şeyse versinler artık. Ya çok kolay artık bir yöntem. Ya sadece 10 yıldız takan. Federasyon olarak de ki beyler, istediğiniz kadar yıldız takın umurumda değil. Ahlaka, ülke bütünlüğüne mugayir olmayan her türlü şeyi de takabilirsiniz de kurtulun işin içinde. Bu şeyle ilgili eğer olumsuz bir karar veriyorsan demek ki bir sıkıntı var. Demek ki ortadasın. O zaman vereceksin camianın şey hakkını abi. Demek ki ve hayır diyorsan onu da diyemiyorsun. Herkes topu gelecek olan yönetimlere atıyor. Hayır, o zaman vereceksiniz. Demek ki bunda bir demek ki bir doğruluk payı var. Yani hukuk öyle diyor. O zaman vereceksin abi 5 yıldızı. Aynen öyle. Abdülkerim abi, ben kendi adıma şunu söylüyorum. 1959 öncesi şampiyonlukları kabul eden birisiyim. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Fenerbahçe'nin izinde değil.
1923 yılında kurulmuş olan Futbol Federasyonu'nu kabul etmemiş oluyorsun. 59 öncesindeki başarıları görmezsen. Lefterleri kabul etmiyorsun. İşte Leblebi Mehmetleri kabul etmiyorsun. Zeki Rıza Sporeller. Zeki Rıza Sporeller. Türk futbolunun en büyük damgayı vurmuş isimlerden. Rahmetli Süleyman Seba. Hepsi rahmetli. Baba Hakkı. Baba Hakkıları kabul etmiyorsun. Ateş Güneş'i de şampiyon olardı. Rahmetli Metin Oktay'ı bile kabul etmiyorsun. Ateş Güneş'i. Turgay Şeren abiyi kabul etmiyorsun demektir. Ateş rahmetli. Güneş'in şampiyonluğu var. Ne olursun Rasim'cim. Çok rica ediyorum. Ne olursun. Çok hassas bir konu. 1923 ile 59 arasını kabul etmemek demek, federasyonun kendisini kabul etmemesi demek zaten. Federasyonlar da zaten git federasyonun binasına. Mesela 1934 yılı Türkiye şampiyonu şudur diye kendileri yazmışlar oraya, anladın mı? Evet. Ha, bunun arasında işleri karıştırmak isteyenler de şöyle diyor. Ya işte o zaman İstanbul Ligi, mahalli lig, öyle değil. İstanbul Ligi var, o şampiyonluklar sayılmıyor zaten. O mahalli lig. İşte İzmir şampiyonu var, İstanbul şampiyonu var. Sonra o sene mesela Türkiye Milli Küme, Milli Ligi oynanmamış. Mahalli maçlar oynanmış. Onları ise istemiyordun ki. Ama Ateş Güneş... Bütün bu şeyleri... Ateş Güneş... Bütün ülkede yapılan... Türkiye, Ateş Güneş Türkiye şampiyonu. Gençler Birliği'nin var. Bizim birkaç takımın daha var. Sponsorlukla ilgili bizim. Unutmayın onları arkadaşlar. Sinan abinin. Evet. Yani sonuçta bu... federasyon bu konuda bir karar almayacak büyük ihtimalle. Yine topu Sinan'ın dediği gibi kendinden sonraki federasyonlara atacak. Fark etmez. Karar alsa da almasa da Fenerbahçe 5 yıldızlı forma yaptırıyor. Onları giyecek. Ya ver kurtul ya. Ver kurtul ya. Abi öyle ya, deme işte. Kim varsa Beşiktaş'ın var orada. Arada var. İstanbul Spor'un var yanılmıyorsam. Beşiktaş'ın 4 tane mi 5 tane mi ne var şampiyonu? Beşiktaş'ın da var abi. Var bir sürü. 59 öncesi mesela. Şimdi... Sayın Erol Bilecik'in açıklaması var. Ben Fenerbahçe muhtemelen değil kesin olarak 5 yıldız formayla çıkacak. Sayın Ali Koç da yazın açıklamıştı bunu. Dediğim gibi federasyon karar verse de vermese de canım o ayrı bir şey. Evet. Jesus dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Mayıs sonuna kadar kontratı var. Doğru süre geldiğinde devamını kim istemez? Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum diyor. Sayın Erol Bilecik Türk futbolunun çok beyefendi isimlerinden birisi. Evet. Keşke tüm yöneticiler böyle olsa, Burak Bey gibi olsa. Erol Bilecik Bey'in açıklaması. Ya Ertem zaten Jesus'un istekleri var. Yerine getiriliyor. Hatta şu anda radarında olan futbolcular var. İlerisi yıllar için Fenerbahçe'ye faydalı olacak yabancı oyuncular var. Tamam mı? Buradan ayrılmaya niyeti olan adam böyle çalışmalar yapar mı? Yeni bir tane daha yardımcı getirdi yanına, biliyorsun değil mi? Kondisyoner. Kondisyoner getirdi. Evet, daha yeni başladı. Şimdi buradan ayrılmayı düşünen adam oradan yeni bir teknik yanına ekibine oyuncu getirir mi? Tabii. Bu kere kesin sezon sonuna kadar burada. Ve Fenerbahçe bu seneyi şampiyon bitirirse daha büyük hedefleri daha da büyütecekler. Daha iyi transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için. Jesus'un planları var Fenerbahçe ile ilgili bence. Uzun süreli planları var. Ama hayat futbol biliyorsun ne enteresan. Bugünkü maçtan bile değil mi? Ne enteresan bir maç seyrettik. Futbol anlık bu. Ne olacağını Allah bilir. Ama şimdi bu seneyi Jesus'la bitireceği Fenerbahçe'nin kesin. Peki Erol Bey ikinci sayfasına mı geçiyoruz? Peki Trabzonspor maçıyla ilgili olarak. Rasim ne diyorsun Trabzonspor maçıyla ilgili? Trabzonspor'un ben Fenerbahçe'yi mağlup edeceğini düşünüyorum. Erol Bilecik, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sayın Bilecik, takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir neticeyle cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız diyor. Bütün Fenerbahçe yöneticiler galip geleceğiz diye çok inançlı olduklarını biliyorum. Abi insanlar inanır. Şimdi Trabzonlu yöneticilere sor. Biz Fenerbahçe'yi buradan en boş göndereceğiz diyecek. Evet. Ve hakikaten sonucu belli... Trabzonlu orayı iyi değerlendiremedi yani. Sonucu belli olmayan bir maç oynanacak. Yani sonuç şu kazanır falan diyemezsin bu maçta. Her iki ihtimalinde normal karşılanacak. Hangi skor olursa olsan normal sonuçtur. Güçlü bir, kuvvetli bir maç. Ama şu vardır söylüyorum. Fenerbahçe galip gelirse Trabzonspor bu seneyi bence... kapatır. O doğru. Aynen katılıyor. Can Bey'in açıklamasına gelelim. Can Gevetaş Bey'in, o da Fenerbahçe'nin genç yöneticisi, başarılı yöneticisi. Çok önemli açıklamalar yaptı. Medya iletişim koordinatörü kendisi. Can Bey'i tanıyoruz zaten. 28 şampiyonluk sürecinin sonuna kadar biz gereken adımlarını atacağız. Tüm adımları atacağız diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil gidebileceğimiz her yere gideceğiz diyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne futbol kulübü nasıl gidilir can kardeşim? Abi, yapma. Bir şey söyleyeceğim. Niye Fenerbahçe? Bir dakika. Fenerbahçe şike yaptı diye, sözde şike yaptı diye gitmedikleri mahkeme kalmadı da Fenerbahçe şampiyonluk hakkı için gidebilecek. Orada insan hakları mahkemesi gidebilir ama kulüpte gidilir mi? Neyse tamam. Ya kulüpte bir son hukukçu var. Onun olup olmayacağını bilirler be abi. Hafta yarın konuşuruz. Değil mi? Fenerbahçe kulübünde bir ton hukukçu var. Onlar bilirler nereye gidilip gidilmeyeceğini. Bu arada hafta içi. Neyse devam edelim. Evet.
Evet, biz teşekkür edeceğiz ama... Var mı selamınız? Benim selam ben söyleyeyim. En son söyleyeceğim şey. Selamım var, sen söyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.